Şimdi Avrupa'da kilisede cemaatin azalması, bazı kiliselerde hiç olmaması, şimdi bunu da bir maddi külfeti olduğu için kiliseler ellerindeki binaları, cemaati azalan binaları satıyorlar. Bütün İslam faaliyetlerimizi yapabiliyoruz, çocukları okutabiliyoruz, hiçbir sıkıntımız yok. Ve binanın görünüşünü de değiştirmedik, gerek de yok zaten. Bizi de rahatsız etmiyor, o konuda bir sıkıntımız da yok. Kreş. Yapımı 1927 yılında Katolik Kilisesi olarak ve Ruhban Okulu olarak yanındaki ve karşısındaki binalarla bir külliye olarak yapılır. 1970'lerin başına kadar kilise görevini görür. 1970'lerin ortalarında cemaatini kaybedince artık boşaltılır. Kiliseler Birliği tarafından ve kiraya verilir. Önce müzik enstrümanları satan bir mağazaya, ardından da halı deposu olarak kiralanır. Fakat bunların her ikisi de burada barınamazlar. Akabinde 1979 yılına kadar Amsterdam Dam Meydanı'nda bulunan kiralık kilisede ibadetlerini yerine getiren Türk vatandaşlarımız belediyeden büyük bir yer talep ederler. Orasının kendilerine yetmediği ve kiralık olduğu için masraflarının bir hayli zorlaştırdığını durumu işte sebep göstererek belediyeden yer talep ederler. Belediye de o zaman boşta olan burayı gösterir ve der ki arzu ederseniz burayı satın alabilirsiniz. 1979'da başlayan süreç 81'in sonunda tamamlanır. 81'in sonunda burası işte tadilata girer. Tadilattan sonra 82 yılında da açılışı yapılarak vatandaşlarımızın, Amsterdamların, turistlerin ve bütün dünya vatandaşlarının hizmetine açılır.